Evet arkadaşlar hepinize koskoca merhabalar Rise Online günlüklerinden Peki Rise Online'a biliyorsunuz o kadar videosunu çekiyoruz ama Rise Online'da niye karakter almalısınız? Niye e, sıfırdan başlamamalısınız? Ekibiniz yoksa Bunun cevabını sadece tek bir mobda göstereceğim arkadaşlar Daha asıl kudretli moba gitmedim Cerberus var arkadaşlar Ku kudretli mob dediğim Bakın arkadaşlar. Sizin bafınız yok olarak da va varsayın bak. Revanus harbi size. Hem zehir çakıyor. Hem de burada hasarı aşağıdan bakabilirsiniz. ölüyordum kaç 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 kaç. Bak. Sadece 59 görevini yaparken. Ki. E sadece elimde sıfırdan. Şeyleri şey farklı. Bakın sıfırdanlardan farklı. Sadece RT'de Hurt Shaker var arkadaşlar elimde. Siz bunu görev itemi olarak da varsayabilirsiniz. Yani diye varsayın ki elinizde görev itemi var ve görev yapmak istiyorsunuz. Hele ki 59 e, seviye görevleri zaten ölüm yapması Tek başınıza bilginiz olsun. Ki asıl cephursu zaten mümkünat yok. Tek başınıza kesemezsiniz. Şimdi buff'ımız bitecek ve arkadaşlar bir k cana geçiş yapacağız buradan. Oy tek öldük. Hatta şimdi geçtik çarımıza. Bu arada burada bir press yapabilirsek, bulabilirsek. Velhasıl kelam arkadaşlar görüyorsunuz. Bir kalbi kaç çakıyor ki bakın şu anda Şunu gördük. 1250 canımız var arkadaşlar. Şöyle arkadaşımızdan buff, buff isteyebilirsek. Selamun Aleyküm. Ee, buff alabilir miyim? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, bu oyuna sıfırdan başlarsanız ki zaten belli bir kitle artık oyuna alıştığından ötürü Bakın oyuna alıştığından ötürü ne yapıyor abi karakter alıyor ve öyle başlıyor Çünkü sıfırdan başlamak yani yeni oyunculara özellikle ek, ekip olarak başlayanlara hitap eden boyun rise online solo oyunculara ne yazık ki çok fazla hitap eden bir e, yapısı yok arkadaşlar bunu da net bir şekilde söyleyeyim e, ee, Rise Online DC'sinde de biliyorsun Discord kapatıldı ama DC'sinde de e, solo olaraktan oynanabilirlik bakımından bazı arkadaşlarımız yorum yapıyor ama e, ne yazık ki ekip olarak başlamanız veya ki ekip olarak başlayamayacaksanız en önemli şeylerden bir tanesi şu görevlerle ilerleyemeyeceğinizden ötürü raw partilere girmeniz lazım ama raw partilere de girebilmeniz için karakterinizi item almanız gerekiyor. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. En kötü artı dev plate veya ki elisette, e, şimdi radyatlar gelecek. Onun için artı imperial yapmanız lazım minimum. Elinizlere gösteriş olsun diye bir var sky varıyorsanız veya işte presseniz earth shaker e, okçuysanız vixen veya hert shaker e, takabilirsiniz arkadaşlar. Velhasıl kelam burası böyle. Ee, bak yani şu anda kış sezonuyla da birlikte arkadaşlar ne yazık ki çok fazla şey olmayacak. Neydi onun ismi? Ee, görev yapan çok fazla insan bulamazsınız. Ancak görevlerin sıfırlanması lazım. Görev yapan arkadaşlarımızı bulabilmeniz için veya anlık bir hype olması lazım. Ki görevlerinizi yapabilirsiniz. Ki asıl irret olduğum konulardan bir tanesi şu. Bu karakter 59 level değil mi arkadaşlar? Hemen geliyoruz abi. Bakın. 66 level harpi zor, ke zor kesiyorduk. O da bufflı. SC varsayın siz ona. SC'li. Şimdi geldik abi. Cerberus görevine. Cerberus'u da biliyorsunuz arkadaşlar. Ben biletlerimde anlata anlata hani Dilimle tüy bitti. Öyle söyleyeyim. Böyle bir görevin. Tamam. Oyun belli aşamalarda zor olması gerekiyor ama. Abi oyuncuyu da direkt. E, hani. Gözünüzün oyuncunun cebinde olduğunu da göstermemeniz gerekiyor. Bakın 70 level. Bu kadar Bununla. Şu hatta şöyle bir test edelim. 70 level bir tek açacak bu bana ama. Bak. Çiftliğe bastım ben şu anda. Bir kere vur bakalım. Oha 500 çaktı pot elveriş yapmaz pardon 700 çakmış arkadaşlar. Velhasıl kelam arkadaşlar dediğim üzere ekipçe başlayacaksanız sıfırdan öneririm ama e, solo derseniz vakit eşittir nakit biraz daha önceliğimiz olsun derseniz 85 karakter almanız elverişli diyebilirim şu görevlerden ziyade skill book e, görevleri ekleyebilirdiniz veya ki farklı görevler ekleyebilirsiniz ama ne yazık ki e, hani oyuncuların tutunamamasının sebebi zaten yeni başlayan oyuncu tutunamamasının sebebi abi görev yapacak adam bulamıyorlar oyuncu bulamıyorlar. Biz yani keza daha demin eee sust yani 1 arkadaşımız gelmese 2 saatte anca bitirdik uzaktan çek yapıştır çek yapıştır e abicim varıyorum ne yapsın veya sıfırdan başlayan bp ne yapsın e, ki bp arkadaşlar baflı bile ondan cerberus'tan tek yer yani öyle söyleyeyim harbi görevini yapamaz çünkü hani itemlerinizi yapmanız gerekiyor en bariz örnekte yani bilmiyorum bu oyun ayarlamasını milyonlu karakterler üzerinden mi yapıyorlar? anlamış değilim. Evet ee, illegal yani nasıl derler kosptur makrodur bunların önüne geçebilmek için ee, illaki su, su, slotların gücünü biraz daha üst seviyede tutmuş olabilirsiniz ama ne yazık ki alttan gelen oyuncu tutunamıyor. Bakın tutunamıyor. Ben sadece iki görevi göstererek oyuncuların ne kadar ee, cefa çektiğini gösterdim. Ayrıca şuradan diğer görevi de ee, göstereyim Naruna geldik hemen ee, Burada Hangisiydi bir dakika bakıyoruz Lava golem Kaç level 60-75 arası Bu görevi Yapanlar bilir Lütfen e, Yönetim kadrosuna da söyl Söylüyorum bu görevleri yaparken Full karakterli değil Bakın full karakterli yapmayın Gözünüzü seveyim çünkü herkes bakın herkes oyuna başlarken full bir karakterle başlamıyor. Ondan ötürü normal karakterleri test edin. Bunun hani sizin vicdanınızda bırakıyorum bu konuyu. Abicim oyuna yeni başlayacak arkadaşlar evet ücretsiz olarak oyununuzu oynayabiliyorsunuz ama en önemli konulardan bir tanesi şu. Belli bir raddeye kadar işte 55 57 seviyesine kadar ücretsiz bir şekilde kasabilirsiniz ama ondan sonra arkadaşlar ücret yatırmanız gerekiyor. Şimdi raiz e, Rise Online yönetimi. Bu bunların illaki farkındadır ama bunlar üzerine bir değişiklik yapmazsa ne yazık ki kış da, e, sezonunda da sezonda da oyuncular ne yazık ki oyunu tutunamadan bırakacak, başlayan arkadaşlarımız da bırakacak bundan ötürü oyunda köklü bir değişim şart. Abicim sen şu şu, şu görevlere ekleyeceğin skill book görevleri ekle ki adam hiç yoksa e, hiç yoksa desin. Abicim ben 59 level oldum şimdi skill book almam lazım. Ama bakıyoruz. Şimdi güçlü mobları koymuşsun. Adam hani aklında şunu düşünüyor. Abicim bunlar çok güçlü mob koymuş. Abi bunların başından gözü bizim cebimizde. Ondan ötürü hiç yapmaya gerek yok. Abicim alt F4 türünü çek çık. Bu kadar net. Ama skill book yaptığında a bak şu scroll hani etkinliğe girince şu şeyden veya işte atıyorum kafadan ee, zindana veya işte de, dead valley'de veya ki ikinci bir pvp alanı geldiğinde abicim skillbook gibi bir eşya istiyor bunları internetten baktım buradan buradan düşebilirmiş ben gideyim hemen skillbook'umu yapayım 60 level olayım veya 61 level olayım ardından hattara veya işte arkadaşlarımla birlikte xb parti kurup bu partilerde ne yapayım arkadaşlar zamanımı geçireyim levelimi kasayım beyin bedava bakın görüyorsunuz değil mi yani oyun içerisinde çeşitli eşyalar var alakasız şekilde dağıtılmış Bunlardan birisi Papkin abicim ee, bowl bildiğiniz aşiret paket bildiğiniz artık hangi ırk üstünse o ırkın kasabildiği bir şekilde olmuş veya ittifakların kasabildiği bir şekilde olmuş Hani artık ee, bazı şeyleri ceza olduğundan ötürü bazı şeyleri belli etmeden de yapma ihtimali var. Oyuncuların bunların da e, şeyini yapalım. Ondan ötürü sen bu eşyaları mobları dağıtsan oranını çok düşük yapsan bak yapsan mobları ayarlasan ve oranlarını aynı şekilde düşürsen 10 numara 5 yıldız olmaz mı? Oyunculara ekstra farm kapısı aç açılır veya lucky draw etkinliği getiriyorsun. Ç abi kullanacağımız materyale bakıyoruz yani artı 5 çitin diyorsun veya işte 2M e, 3M'lik bir e, şeye bakıyoruz abi 10 GB veriyorsun 30 GB veriyorsun e, Lucky Draw'larda böyle bir şey hiç gerek yok ödülleri makul seviyede düşürüp ne oyuncu aa deli gibi ödül varmış ben buna katılayım desin abicim bu etkinlikte ödüller makul ben hani katılmak mantıklı gözüyle baksın anlatabilir bak iki düşünce arasında büyük bir fark var gerçekten büyük bir fark var bunları değerlendirmemiz lazım bunları değerlendirme, değerlendirebilmemiz lazım görev yapısı değişmesi lazım özellikle PvP arasındaki gö görev şeyde abicim Rise Online evet ofikala geçti ama birçok yerinde artık göz ardı mı ediliyor ne yapılıyor bilmiyorum Abi lütfen şu şeyleri düzeltelim. Görev yapısı değişmesi lazım. Onun dışında şu asasta gö gösterebilirim galiba onu da. Bakacağız şimdi. Ben abicim şu anda bakayım bir dakika. Güzel bir yere geçeyim. Hatta elimden bovu çıkarsam mı? Dur bakalım. Mesela aynen büyüklüğümü çıkartıp tek, tek diyecek zaten büyüklüğümü bu bak şimdi bunu böyle tıklıyorum ya bak bak Tar targetten çıkıyor veya ki atıyorum kafadan uzaktan uzaktan vurmaya başlıyor bunu bunu ayarlanması lazım onun dışında unik epic ve e, rare eşyaların arasındaki bonuslar veya ki e, çeşitli konular biraz da elverişli şekilde ayarlanması gerekiyor. Ofikal ofikal dedik ama ben zaten başından duruşumu gösterdim. Abicim dedim ki hani böyle böyle sıkıntılar var. Bu sıkıntıların üstesinden gelinmesi lazım ve ondan sonra şey yapması lazım tabi O zamanlar arkadaşlar crash problemi falan vardı. Artık crash problemini fazla vermiyor. Çok nadir arkadaşlarımızda bu crash problemleri olabiliyor. Umarım Ryze Online yö yönetimi bu şeyi e günceller diye. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Önümüzdeki yamada görüşmek dileğiyle. Çok güzel bir içerik ol olmasını umuyorum.